Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyle. İstersen kirayı ben ödeyebilirim. Olur vallahi ya. Olur ya, oh be. Ayşegül ya. Birazcık da bana da borç verebilir misin kiranın üstüne? Yuh. Ayşegül bak bak. Beni maaşa bağla. Sen bana bak. Ben seni seveyim. Sevilen Seri'nin 5. videosundan selamlar. Yorumlarda yazdığınız eksikleri kısmen de olsa kapanmak için bir 5. videoyu program listemize ekleyelim dedik. Param mı bitti? Bunu niye söylemiş olabilir şimdi bakayım? Param mı bitti? Biraz nostalji, bir tutamla yakın dönem dizilerin finaliyle yine dolu dolu bir video sizleri bekliyor. Hazırsanız girişi çok da uzatmadan videoya geçelim. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa abone olarak ve like atarak çok büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Kanalın ilacı da bunlar sonuçta. İyi seyirler. Numara Yeşil Deniz. Bu kadar sevildiğini yorumlarda görene kadar pek de bilmediğimiz bu dizinin bir finali yok. 75. bölüm sezon finali olarak sunulmuş fakat dizi kanal ile yaptığı görüşmeler sonrası diziyi sonlandırma kararı almış. Dizi final yapamadığı için de 75 bölüm severek izleyen kitlenin birçok sorusu havada kalmış. Diziyi tekrar başlatmak için bir imza kampanyası başlatsa da kısmet yeni platform Tabi'ye kaldı. Dizi Yeşil Deniz Millennium adıyla 10 bölüm olarak ücretsiz platform Tabi'de yayına sunuldu. Fakat eski tadı verdi mi orası muamma. Bu tatlı Ege dizisinin final hikayesini paylaşmayı isterdik fakat ortada bir final yok ne yazık ki. Üzgünüz. Sen koyunda mı kırkıyorsun birader? Bizim keçiler var, onları da kırkar mı? Yalnız şimdi benim ufak bir işim var, sonra hallederiz. 4 numara. Aşkı Memnu. Hem romanından hem de dizisinden finali birçok kişi bilse de bu kült yapıma yer vermemek doğru olmazdı. Beni Beni Bihter'in sahnesini zaten bilmeyeniniz yoktur. Bihter'ini. Finalde Bihter silahı kalbine dayar ve kendi finaline imzayı çakar. Finalde Behlül, Bihter'in ısrarlarına rağmen Nihal'le evlenmeyi kafaya koymuştur. Travma olanımız Beşir daha fazla dayanamayıp Adnan'a her şeyi anlatır ve Adnan Bey gülle misali ayağıyla odaya dalmaya doğru yola koyulur. O epik sahnede bu olaylar gereği ortaya çıkıyor. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Olaydan sonra Behlül kaçar. Ziyagiller ise Matmazel ile birlikte yalıdan taşınır ve dobarlanmaya bakar. Behlül Bihter ikilisinden bahsetmişken finalin ikonik travması Beşir'i de unutmamak gerek. Yatak döşek hale düşen Beşir de finalde hakkı rahmetine kavuşuyor. Sektöre hem iyi hem kötü tonla anı ve özellik katan Aşkı Memnu'ya respektimizi atar, görüp görüp tekrar başlamayı düşünenlere iyi seyirler deriz. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Çok üzüldüm. 3 numara. Suskunlar. Türk dizileri kitlesinde büyük travmalar ve tepkiler yaratmış bu dizi, ağır bir hikayeyi ucunu güzel yerlere dokundurarak ele alan efsane yapımlardan biriydi. Sezon finali sonrası bazı anlaşmazlıklar ve cezalar sonucu akışta sıkıntılar çıkmış olsa da tarzıyla, küfürleri kendine has sansürsüz sansürlemesiyle ve duygu dolu sahneleriyle akıllara kazınmayı başarmıştı. Özcanı vuran insan evladı. Anam unutmam senin sesini. Hala izlenebilirliği olan bu kısa ve güzel dizinin finalinde Ecevit, gururu öldürdüğüne polisi ikna etmeye çalışır. Fakat Sarı öne atılarak kendini hapse attırır. Bu esnada insan evladı Takoz, Ecevit ve arkadaşlarını öldürmek için onlara ulaşır. Ecevit Nisan'dan gururu öldürürken çekilen görüntüleri alır ve hapse düşer. Hapiste kendisini yalandan şişleten Ecevit, Sait'le birlikte ambulansa biner. Fakat oyun çeviren Ecevit, Sait'i vurur ve Takoz'un elindeki arkadaşlarını kurtarır. Yaralı olan Sait'i Bilal bitirir ve Takoz İrfan'ı yakarak kül ederler. Fakat unuttukları bir şey var ki bu insan evladı 9 değil 99 canlı. İnsan evladı! Yanmış formdaki ulti Takoz, Ecevit ile kapışır ve Ecevit'i bıçaklayarak ağır yaralar. Ecevit ise onun boynunu kırarak mefta eder. Fakat maalesef Ecevit de diğer tarafa doğru yola çıkacaktır. Ecevit en sonunda yaralı olarak Ahu'ya gider ve ona çaktırmadan yola çıkarlar. Fakat bir süre sonra kenara çekmesini ister ve arabadan inerler. Ahu orada her şeyi anlar. Dizi ise bu hüzünlü sonu ve bir Ahmet Kaya parçasıyla sonlanır. Sonda da yıllarca unutulmayacak o suskunlar repliğini pekiştirir. Bizim sonumuz ta en başından belliydi. Sen yaralanmışsın. Ya niye bana söylemedin? Ne oluyor? Kim yaptı bunu sana? Bir ben kaldım. Bir ben kaldım. 2 numara. Yaprak dökümü. Aman tadımız kaçmasın diye diye 174 bölüm tadımızı kaçırmış olan ve en sonunda adamın tadını kaçırmayı bırakın dertten öteki tarafa yollayan bu dizi, Türk dizilerinde drama yöneliş çizgisinin mihenk taşı olan tatlı belalardan biriydi.
Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam. Buram buram dram ve kaos kokan dizinin finalinde Sedef Emir'le evlenir. Oğuz hapsi boylarken Şevket de özgürlüğüne kavuşur. Necla ve Sarpel'in boşanma davası sonuçlanırken Sarpel çıkışta Necla'nın hamile olduğunu öğrenir. Ali Rıza Bey'e beklediği haberi vermeye doğru yola koyulan aile üyeleri ise eve geldiğinde tadı kaçmış olan adamın vefatıyla yıkılırlar. Bu vefatın üzerine Hayriye Hanım çocuklarını alır ve Trabzon'a döner. İstasyonda başlayan dizi ise yine istasyonda son bulur. Yalnız Kerem Çatay olmasaymış böyle bir seriyi bırak, Türk dizi sektörü olmazmışlar resmen. Adamın her işte bir parmağı var anasını satayım. Aa, ne kadar dinleyeceğim bunları? Vazgeçmeseydin, gelmeseydin. Öf öf, yeter. Ve bir numara, Kardeş Payı. Eski komedi dizileri listesine ilk videoda eklemediğim için yorumlarda beni kevgir ettiğiniz, aboneliklerden çıkıp beddualar yardırdığınız diziye geldi sıra. Bazı izleyiciler harbiden çok tel canlı. Hayır, tüm Türk dizilerini tek videoya koyup 16 saatlik video yapsam sanki oturup izleyecek de her video yorumunda bu neden yok, şu neden yok diye yorum geçiyorsunuz. La gelecek değil mi? Hani seri demiyoruz ya boşuna videolara, gelecek işte. Neyse konuya dönelim. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Yerli komedinin kolonlarından biri olan bu dizinin finalinde 2022 yılındayız ve Bor ile çalışan bu motoru yapmayı başardıkları için petrol savaşları sona ermiş. Feyza ve Deniz evleniyor ve 11 çocukları oluyor. 12. de yolda. Hamiyet de Sezai'nin abisi Reca ile evleniyor. Anlayacağınız dizinin finali bile tamamıyla dalga dolu absürt bir mizahtan oluşuyor. Tarık, 90. 90 mı? Pardon hocam, bir an Sinan dedin sandım. Tarık'ın kağıdında ne gördüysem aynısını geçirdim kağıdıma. 0. Nasıl olur ya? Tarık 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınızdır siz. Bir daha bak. YouTube'da hangi sahnesini açarsanız açın mutlaka güldüren, en kötü ihtimalle tebessüm ettiren bu diziye eski sitcomlar ve komedi dizileri listesinde daha geniş değineceğiz. Merak etmeyin. Bütçede açık mı var? An itibariyle saat 00:01. Yani teknik olarak ayın 1'i oldu, ben tahsilata çıktım. Öyle lan. Gözleri beyazladı bunu. Bayılacak mısın lan? Yok yok, sakin. Serinin 5. videosundan şimdilik bu kadar diyelim. Yine eksik gördükleriniz var. Farkındayız. Fakat an itibariyle 21.856 kişilik bir kitleyiz. Yorumlarda yazılan dizileri dikkate alıyoruz ve sonraki videoları yorumlarınız sayesinde düzenliyoruz. Siz de videoları beğeniyorsanız abone olarak bizlere katılabilir ve destek olabilirsiniz. Ek olarak like bırakarak algoritmaya artı puan ekleyebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize cici bakın. Hoşça kalın. We love. Take care yourselves until we meet again in the next videos. Goodbye.